Hızır Hoca evlatlarından Veli Büyükşahin de bu çalışmaların içinde yer alan, geçen yıl burada etkinliğin yapılmasında büyük emekli olan biriydi. Bu yıl kendisi burada değil. Neler söylemek istersiniz? 7 aydır, 8 aydır hukuksuz bir şekilde herhangi bir iddianame olmadan tutuklu bulunmakta. Siz neler söylemek istersiniz? Zaten Cem Ayni'nin başladığı andaki konuşmamda da yani tabii Veli Büyükşahin'in burada olmaması bizim için dernek açısından çok büyük bir eksikliktir. Tabii ki oligarşi sistemi bizim arkadaşımızı haksız bir yere içeride tutmaktadır. Neyi ola henüz belli olmayan, ifadesi bile alınmamış bir arkadaşımız için burkuz. Keşke o arkadaşımız da Veli Şahin, Büyükşahin de burada olsaydı biz biraz daha rahat, biraz daha özgür, biraz daha farklı olarak algılarımızı ifade etmiş olacaktık. Bu bizim için büyük bir eksik. İnşallah önümüzdeki süreçte burada Veli Büyükşahin'le beraber tekrar omuz omuza mücadeleyi vermeyi düşünüyoruz. Çünkü Veli Büyükşahin'le biz bu yola çıkarken 5 veya 10 tane toplantı yaptık. O 10 tane toplantı sonucu Yunan Hızır Derneği'ni kurduk. Ama iyi ki de kurmuşuz, iyi ki de bu noktadayız, iyi ki de Pir'in huzurunda iki dönemdir de böyle bir cem yayınlıyoruz. Ve çok mutluyum ben burada ama bir tarafımız da burkuk. Çünkü Veli arkadaşımızın haksızca içeride yatmasını kınıyoruz. Gerçekten içtenlikle kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Bu olmamalıdır. İnsanlar özgürce düşüncelerini ifade etmediler. İnsanlar özgürce fikirlerini söylemelidirler. Fikirleri söyleniyor diye bir gazeteci veya bir yazar veya bir çizer, bir televizyoncu arkadaşımız içerideyse bu ülkede demokrasi yok demektir. Demokrasinin olmadığı bir ülkede de demokrasiden bahsetmek söz konusu değildir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu kutsal mekanda bulunmamıza vesile olan dostumuz, arkadaşımız, dedemiz Veli Büyükşahin'e katkılarından dolayı çok büyük teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Yani burada Türkiye'nin birçok ilinden buraya gelen insanlardan toplanmasında katkısını inkar etmek imkansız. Sağ olsun kendisi de hukuksuz bir şekilde belki de yasalara aykırı bir şekilde şu anda cezaevinde bulunmaktadır. Yanımızda bulunuyor. Gönlü bizimle beraber ama mekansal olarak bizden farklı bulunuyor. Bu eksikliğimiz var. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. Bunun içimizde bir acısını yaşıyoruz. Peki şu an dernek kurucusu olan Veli Büyükşahin içeride 7-8 aydır herhangi bir iddianame hazırlanmadığı halde tutuluyor. Herhangi bir ifadesine başvurulmadı. Siz Üryan Hızır Hoca evlatları talipleri olarak, burada bulunan pirleri olarak bununla ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Çağrınız nelerdir? Ya bizim öncelikle bütün demokrasi güçlerine çağrımız şudur ki Türkiye'de anayasanın temel alınması, özgür hakların temel alınması anlamında bir girişimde bulunmak ama olağanüstü halin süresiz bir şekilde sürdürülmesi bu birçok şeyi imkansız kılıyor. İnsanların normal yaşamlarını sürdürmesinde sıkıntı yaşatıyor. Yani bizim sadece dualarımız kendisiyle beraber bunu söyleyebiliyoruz. Üryan Hızır anmasının ikincisi gerçekleşiyor bu sene. Geçen sene ilki düzenlenmişti. Her yıl geleneksel yapılması şiarıyla başlamıştı aslında geçen sene. Bunun en büyük öncülerinden biri de Veli Büyükşahin'di ve şu anda içeride 8 aydır hukuksuz bir şekilde tutulmakta. Bugün siz burada anma yaptınız. Onun eksikliği hissedildi. Cem'de de bu dile getirildi. Siz de kendiniz bunu dile getirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Buradaki düşünceleriniz nelerdir? Veli Büyükşahin derneğimizin kurucusu olduğu için de burada örgütlenmesinde, işlerin paylaşımında, yürütmesinde onun tabii bir kişinin eksikliği çok büyük bir eksiklik bizim için. Evet. Bunu çok fazla hissediyoruz. Şunu biliyoruz ki aslında Veli Büyükşahin ve benzeri insanların şu anda adaletsiz, hiçbir yargılamaya tabi tutulmadan, hiçbir dosyaları olmadan bir seneye yakın, iki seneye yakın insanlar cezaevlerine tutuluyorlar. Ve iki sene sonra da pardon kusura bakmayın bir şey yoktu deyip dışarı çıkartıyorlar. Biz Veli Büyükşahin'i de bunu bekliyoruz ama insan ömründe bir sene çok önemli bir vakit. Bir seneyi bırakın bir saat bile kapalı bir ortamda insanın dört duvar arasında tutulması çok büyük bir eziyettir. Hele bu insanın suçunu bile bilmiyorsa
bunun bir dosyasını bile oluşturamadan insanlar tutukluyorsanız bu daha büyük bir eziyettir. Bizim kanunlarımızda yeri var. Diyor ki insanları temel olanı yargılamaların tutuksuz yapılması. Cezanın gerçekleşmeden tutuksuz yargılaması ama bizde zaten otomatikman Veli Büyükşah'ın şu anda ceza almasa bile aslında ceza almış oldu. Bizim yargımızın böyle bir maalesef ülkemizde bu yaşadığımız bir sıkıntımız bu tabii. Bugün ikincisi düzenleniyor Üryan Hızır anmalarının. Geçen yıl ilki düzenlenmişti ve Veli Büyükşah'ın büyük bir emekleri olmuştu. Evet. Bu yıl kendisi burada değil. Düşünceleriniz nelerdir? Siz neler söylemek istersiniz? Evet. Geçen yıl Veli Büyükşah buradaydı. Organizasyonu onlar, İstanbul'daki dernek başkanı olarak onlar yürütüyordu. Bu sene de aramızda yok. Yaklaşık 8 aydır olağanüstü hal durumundan dolayı TÜV 10 kapatıldı. Yayın kurulu başkanıydı. 8 aydır cezaevinde. Olağanüstü hal kaldırılmasıyla beraber biz umudumuz çıkması, tahliye olmasıydı. Avukatlara görüşüyoruz, diyor ki, avukatları diyor ki dosyasında ceza alacak bir durumu yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına, anayasaya göre şu anda Veli Büyükşah'ın cezaevinde olmaması lazım. Avukatlar öyle söylüyor. Bizim de temennimiz, umudumuz olan üstünde madem kalkmış. Şey istiyoruz biz de, yani yoksa bir cezası, iddianamesi bile hazırlanmamış. Avukatlar öyle söylüyor. Birkaç sefer, bir ya da iki sefer sanırım hazırlandı, tekrar bozulmuş. Bayramdan sonra pazartesiyle beraber biz de bu iddianamenin hazırlanması, suçlamanın da olmadığını avukatlar söylüyor. Yani ciddi bir ceza alacak bir durumun olmadığını söylüyorlar. Bir an önce Veli Büyükşah'ın da aramızda görmek istiyoruz. Biz de buradan o arkadaşımıza selam gönderiyoruz. Veli Büyükşah'ın, Ali Haydar Güleç'e ve diğer arkadaşlara avukatların dediğini söylüyoruz. Bir suçları olmadığı halde TÜV'ün kapatılması, o arkadaşların cezaevinde olması bizi elbette ki incitiyor. Biz de bir an önce yargının anayasa ilkeleri doğrultusunda bu arkadaşlarımızın bir an önce mahkemesinin yapılması yapılıp tahliye olmalarını bekliyoruz. O bakımdan biz bu konuda hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Özellikle Alevi inancının yürütülmesinde bizim üzerimize ne görev düşerse onu yapmaya tabii hazırız. Biraz önce de Veli Büyükşah'dan bahsettiniz. İnşallah o da yakın zamanda bırakılır. Çünkü sanıyorum hiçbir şeyi yok, bir suçu yoktur. Suçu yoktur. Ben Allah'tan bir an önce onun serbest bırakılmasını niyaz ediyorum yani. Eyvallah. Evet. Öyle bir ortamın oluşturulmasını istiyorum ben. Eyvallah.